Değerli arkadaşlarım, ilk Müslüman Türk Devletleri'nden devam ediyoruz. Kültür medeniyetinden kaldığımız yer olan eğitim kısmından başlayalım. Sizler de biliyorsunuz ki eğitimde Büyük Selçuk Devleti özellikle ilk medresesini Nişabur'da açmıştı. Nişabur Medresesi. Tuğrul Bey zamanında, daha sonra Alparslan eğitim ve program işlerini daha düzenli bir hale sokarak Nizami Medreselerinin temelini attı. Nizami medreseleri diyoruz. Demek ki bir tane okul değil bu. İran'ın özellikle ve İran 17 tane kentine dağılmış okullardan bahsediyor. Nizami medreseleri çok çok önemlidir. Amacı bilim insanı yetiştirmek, özellikle zararlı fikir akımlarına karşı fikir üretmek ve devlet memuru yetiştirmek amacıyla bu Nizami medreselerinin kurulduğunu da bilelim. Nizami medreseleri Vezir Nizami Mülk'ün adıyla kurulmuştur değerli arkadaşlar. Bunu da bilelim. Tabii bir başka medrese ise ilk Türk İslam medresesi Karahanlılar zamanında oluşturulan Semerkant medresesidir. Anadolu Selçuk Devleti'nden günümüze kadar kalan en eski medrese ise Koca Hasan Medresesi. Biraz Anadolu Selçuk Devleti'ne geçmedik ama onu da söyleyelim yeri gelmişken. Ve Anadolu'da yapılan ilk medrese neydi? Yağıbasan. Kimlerden günümüze kalmış arkadaşlar? Buyur. Danışmentler. Evet. Danışmentlerden günümüze kalmıştı. Evet. Bunları da söyledikten sonra şunu da söylemek lazım. Biliyorsunuz eğitimde iki taraflı bilim okutuluyor. Bir akli bilimler dediğimiz pozitif bilimler, riyaziye, cebir, astronomi. Yine bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım mantık. Yine bakıldığı zaman oralarda okutulan simya, yani kimya diyebileceğimiz tarzda. Bunlar akli bilimler diye geçer. Nakli bilimler Peygamber Efendimiz'in savaşlarını konu alan megazi. Peygamber Efendimiz'in hayatını konu alan siyer. Yine Peygamber Efendimiz'in sözleri. Hadis değil mi değerli arkadaşlarım? Ve Peygamber'in hal ve hareketleri, davranışları ise sünnet dersiyle ilişkilendirilir. Yine fıkıh, İslam hukuku, kelam, Allah'ın sözleri. Bu şekilde dersler vardır değerli arkadaşlar. Bunlar işte ikiye ayrılıyor. Akli bilimler ve nakli bilimler diye. Tabii burada şunu da bilmek lazım. Medreselerde ders veren hocalara müderris. Dersi alan öğrenciye softa veya başka ne denilir? Danışment denilebilir. Yine bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım medreselerden alınan diplomaya da icazetname denilir değerli arkadaşlarım. Peki bir de şunu da bilmek lazım. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Bunu bir yapalım. Bu önemli bir gün çıkabilir. Daha evvelden çıktı ama ÖABT'de geldi. Genel kültür genel yetenekte gelmedi ama gelmez diye hiçbir şey yok. Arkadaşlar bir eserin yazarına ne denir? Bir eseri çoğaltana ne denir? Bir eseri efendim mühür sanatıyla uğraşanlara ne denir? Bir alabilir miyim herhangi bir tane? Evet. Şimdi herkes dikkatlice baksın değerli arkadaşlarım. Şimdi olay şu. Mesela bir eserin şu içinde yazarın yazmış olduklarına telif denir. Söyleyin buyurun. Telif. Güzel. Peki bunu eskiden matbaa olmadığı için eliyle çoğaltanlar vardı. Bunlara müstensih denir. Söyle. Bir daha alalım o kelimeyi. Müstensih. Bir kere daha söyleyeyim. Eseri yazan, yani şu eserin olduğu şey telif. Eseri yazana müellif, eseri çoğaltana müstensih, mühür sanatıyla uğraşana hakkah adı verilir. Bir kere daha söyleyelim. Genelde bu Osmanlı ilgilendiriyor biraz da. Osmanlı Devleti'ne mühür sanatıyla uğraşanlara hakkah adı verilir. Peki bunu ciltleme işini yapana da mücellit denir zaten. Oradan kelime kökünden bulabiliyoruz. Hep beraber yapalım. Ben açıyorum. Sizler bana söylüyorsunuz. Buyurun. Telif. Handan niye geç kalıyorsun Handan? Evet bir daha yapalım. Handan geç kaldı. Buyurun. Telif. Güzel. Peki. Yazar? Müellif. Ciltleyen? Mücellit. Çoğaltan? Müstensi. Mühür sanatıyla uğraşan? Hakka. Senin bileceğin bu. Ama bir gün bu soru gelecektir elbet. Ama kime denk geleceğini tabii kestirmemiz mümkün değil. Daha evvelden neyi sordular onu da söyleyeyim. Müellifi sordular. Müstensiyi sordular. Ama ayrı ayrı sınavlarda geldi. Şimdiye kadar genellikle gelmedi derler arkadaşlar. Bunu da verelim. Şimdi tabii bizim eğitimde en önemli şeylerden bir tanesi. Ben hazır gelmişken bilim insanlarını bir anlatayım. Daha sonra diğerlerine geçeyim. Değerli arkadaşlarım bilim insanları çok çok önemlidir. İlk Türk Müslüman İslam devletlerinde bilim insanlarından bir başlayalım. Farabi ile başlıyoruz. Batıda El Probis diye nitelendirilen bir adamdır. Kendisi filozoftur. Mantıkla, psikolojiyle, felsefeyle, müzikle uğraşmıştır kendisiyle arkadaşlarım. Farabi ilimleri sınıflandırdığı İhsâ-ül Ulûm kitabıyla tanınır. Yine dünyanın ilk modern müzik kitabı olan Kitâb-ül Mûsikî ile tanınır. Kendisi Birleşmiş Milletler'in öngörüsü olarak herhangi bir devletin sorunu uluslararası platformda çözme anlamında uluslararası desteğe ihtiyaç var diyerek Birleşmiş Milletler'in de fikri temelini ortaya atan adamlardan biridir. Günümüzde ut, keman veya bazı aletlerin yapımında Kitâb-ül Mûsikî'de bahsedilir değerli arkadaşlarım. Önemli bir adamdır Farabi. Bunu çok çok iyi bilelim. Farabi'nin peki diğer adı ne? Yok yok.
İslam dünyasında ne olarak geçer? İkinci öğretmen. Yani muallimi sani veya muallimi hace şeklinde geçmektedir değerli arkadaşlarım. İkinci öğretmen. Çünkü birinci öğretmen dünyada ne kabul ediliyor? Aristo kabul ediliyor. Evet. Farabi dediğimiz adam bu. Gelelim Gazali. Değerli arkadaşlarım, Gazali İhyaül Ulumiddin. Dini ilimlerin ihyası adına bir kitabı vardı. Nizami medreselerinde biliyorsunuz ki rektörlük yapmıştır. Gazali ayrıyeten Asarül Bakiye kitabında Asyalı milletler hakkında da bilgiler vermektedir bize. Kendisi önce din demiştir değerli arkadaşlarım. Neymiş? Önce din demiştir Gazali, bunu bilelim. Bir başka adama devam edelim. Mesela kim vardır değerli arkadaşlarım? İbn-i Sina'dan bahsedelim biraz. İbn-i Sina. Şimdi iki tane isim var. Avrupa'da tanınan ismi tıbbın hükümdarı anlamında Avicenna. Bir de Şeyh El Reis vardır. Şeyh El Reis. Onu da yazayım tahtaya. Şeyh El Reis veya bazı kaynaklarda Şeyhül Felasife. Ne demek bu? Felsefenin şeyhi veya şeyhlerin şeyhi. Şimdi bu adam tabii bir de üçüncü bir lakabı, bu daha evvelden sınavda da geldi. Neydi? Avicenna diye bir lakabı var tıbbın hükümdarı. Arkadaşlar dünya tarihinde ilk kez mide ameliyatı yapan adamdır. Bir kere daha söyleyeyim. Avicenna yani İbn-i Sina dünyada ilk kez mide ameliyatı yapmıştır. Bir. Artı önce kendini koru felsefesiyle çalışmıştır. Yani bunu bilelim. Üç, İbn-i Sina ayrıyeten müzikçidir. Deli veya başka hastalıklar, özellikle psişik hastalıklar dediğimiz ruhsal hastalıkların tedavisinde müzikle tedavi yöntemini geliştirmiştir. Farabi de İbn-i Sina'da. Artı İbn-i Sina değerli arkadaşlarım fizikle de uğraşmıştır. Adam burada kasr-ı meyil denilen bir neyi buluyor değerli arkadaşlarım? Fizikle ilgili bir terim buluyor mesela. Yine tabii ki İbn-i Sina dediğimiz adam felsefeyle uğraşıyor ki zaten bakın lakabı Şeyhül Felasife. Ünlü kitabı El Kanun-u Fittıp'tır. Ki El Kanun-u Fittıp yıllarca hep Latince'ye çevrilerek yıllarca okutulmuştur değerli arkadaşlarım. Birçok Avrupa'daki deyim, birçok Avrupa'daki deyime söz konusu olmuştur. Yani İbn-i Sina gibi olmak gibi diye birçok terim vardır. İbn-i Sina tabii ki çok çok önemli bir adamdır değerli arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki İbn-i Sina'nın özellikle mikropla mı ilgili bir çalışması vardı? Ne diyordu? Hatırlayın bakalım. İnsanın içinde bir kurt vardır. Ama bu kurdu o bugünkü şartlarda görmek imkansızdır. Diyerek neyi tarif etmişti? Mikrobu tarif etmişti. Mikrobu buldu diyebiliyor muyuz? Hayır. Ama mikrobun tarifini yapan, bunu kurt şeklinde büründürerek yapan adam yine İbn-i Sina'dır. Biruni el-Biruni. Çok önemli bir adam. Gaznelerde Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi diye nitelendirdiği adamdır. İki Biruni ay çalışmaları, güneş ve ay çalışmalarıyla ünlenmiştir. Gene Biruni değerli arkadaşlarım, yer çekiminin varlığını Newton'dan yüzyıllar önce söylemiştir. Her şey yere doğru çekiliyor gibi terimi var. Bu ne demek? Yer çekimi. Yani iki cümleyi birleştirse bugün yer çekimi diyecektik. Öyle bir adam Biruni. Değerli arkadaşlar tabii bir başka bilim insanımız Errazi'dir. Zekeriya Errazi İbn-i Sina'dan sonra Avrupa'da en çok tanınan hekimlerimizden biridir. Çiçek ile kızamık hastalığı arasındaki farkı ortaya koymuştur. El Havi diye bir ansiklopedide yazmıştır. Zekeriya Errazi kitapları defalarca yine Latince'ye çevrilen bir kişidir. Bunu bilin. Fezari İslam dünyasına değerli arkadaşlarım kimdir? İslam dünyasının ilk astronomiyle uğraşan Hissi diye geçer. Cabir bin Ayyan vardı. Dikkat bu adama. Dikkat dikkat. Ben her zaman önem söylüyorum. Cabir İbn Ayyan veya Cabir bin Ayyan. Çok önemli bir adamdır. Kendisi atomun parçalanabileceğini ilk öne süren kişidir. Artı kendisi deri ve kumaş boyama yöntemlerini geliştirmiştir. Sülfürik asit, hidrolik asit gibi birçok asitleri keşfeden adamdır. Yine Cabir İbn Ayyan modern kimyanın kurucusudur. Kitab-ı Kimya adında bir eseri de vardır. Yani Cabir ibriği bulmuştur. İşte ne derler ona süzgeçten geçirerek elementleri bulmuştur. Yani adam kimyada modern kimyanın kurusu derken boş yere demiyoruz. Cabir'e dikkat edelim. Bunu da unutmayalım. Gelelim matematiğin cebrin kurusu olan Harezmi'ye. Ki Harezmi çok önemlidir. X ve Y bilinmeyenlerini bulmuştur. Sıfırı ondalık sayı basamağında ilk defa kullanan kişi Harezmi'dir değerli arkadaşlar. Hisab-ı Cebrel Mukabele diye de bir eseri sizler de biliyorsunuz ki vardır. Avrupa'yı en çok etkileyen adam zamanın Voltaire olarak bilinen İbn Rüşt'tür. Averroes diye geçer dünyada.
ip yürüyüş değerli arkadaşlarım, Aristo'yu Avrupalara tanıtan, aklı her zaman ön planda tutan bir bilim insandır. İbn-i Rüşd önemlidir değerli arkadaşlarım. İbn-i nereden devam edelim? Bir başka İbn-i ise İbn-i Nefs'tir. İbn-i Nefs daha evvelden Romalı Galen'in bulmuş olduğu değerli arkadaşlarım küçük kan dolaşımını doğru tespitini yapmıştır. Önemli bir bilim adamımızdır. İbn-i Nefs, ona dikkat. Yine bir başka İbn-i Heysem vardır. Çok önemlidir. Dikkat edelim İbn-i Heysem'e. Değerli arkadaşlarım, nesne ışın teorisini buluyor. Karanlık odayı buluyor. Fotoğraf makinesinin mucidi olarak kabul edilen kişi kimmiş? İbn-i Heysem. Kitab-ül Menazil, Görme Kitabı adındaki bir kitabıyla dünyaca ünlü saymıştır. Fiziğin ışık bilimi sahası olan optiğin değerli arkadaşlarım en büyük çalışmalarını yaptığı alandır. Optik biliminde İbn-i Heysem'e dikkat ediyoruz. Demek ki dikkat edeceğimiz adamlar klasik olarak zaten bilinen Farabi, Gazali, Biruni ve İbn-i Sina. Ondan sonra Cabir'e dikkat edelim değerli arkadaşlar. Cabir çok önemli. İbn-i Nefs, İbn-i Heysem'i ayırt etmeyi öğrenelim. İbn-i Nefs ve İbn-i Heysem'i ayırt etmeyi önerelim. Bazı arkadaşlar biliyorsunuz bu tür karıştırılacak yerlerde şeyler yapıyorlar böyle. Kendi akıllarında kalıcı şeyler yapıyorlar. İşte hey sen falan deyip işte fotoğraf makinesini benim bir öğrencim yapıyordu mesela. Hocam oradan kalıyordu. Mesela nefs. Nefs nerede? İçimizde. Nefis. Oradan bulabilirsiniz yani küçük kan dolaşımının olduğunu gibi. Bunlar artık biraz da ne yapacağız? Öğrenci kendi yapacak. Yani her şeyi öğretmen anlatınca akılda kalmayabilir ama sen akılda kalıcı ufak şeyler yaparsan ömür boyu unutmazsın. Bu bilgiler ömür boyu bize lazım, haberiniz olsun. Bunu da bilelim. Cezeri, Robotik ve Sibernetik Bilimi'nin kursu değil mi? Kitab-ı Liyel adında bir eser yapıyor. Otomatik makineler üzerine eserler veren bir adamdır. Yine bilim insanları arasında Büyük Selçuk Devleti'nde yetişmiş Ömer Hayyam. Genelde rubayilerle tanınan Ömer Hayyam, sizler de biliyorsunuz ki Celal takvimini hazırlayan heyetin başkanlığını yapan bir kişidir. Mesela İdrisi vardır. Yine İdrisi değerli arkadaşlarım nedir? Batı coğrafyacıdır. Batı Avrupa haritalarını ilk defa aslına uygun çizen adamdır. İdrisi'ye nerede dikkat edecekler? Sınıf öğretmenliği ÖABT'ye. Sınıf öğretmenliği ÖABT, sosyal ÖABT ve tarih ÖABT'cilerin dikkat edeceği bir adamdır. Bir kere daha söyleyeyim, İdrisi. Buna dikkat. Anlaştık mı? Var mı sıkıntımız? Evet, bilim insanları dediğimiz konumuz da buydu değerli arkadaşlar. Yani eğitimle ilişkili oldu diye ben sırayı değiştirerek işledim. Şimdi gelelim mimari sanata. İlk Müslüman Türk Devletleri'nde mimari sanat nasıl işlenir? Mimari üçe bölünüyor. Sivil mimari, dini mimari ve askeri mimari. Sivil mimari, insanların rahatça yaşamlarını sürdürebilecekleri ev, han, hamam, kütüphane değil mi der arkadaşlar? Saray, bunlar neye girer? Sivil mimari. Dini mimari ise medrese, tekke, zaviye değil mi? Kümbet, işte kümbet biliyorsunuz anıt mezarı demek. Yine bakıldığı zaman külliye, nere tarafa doğru gidecek? Cami, medrese, mescit, diniye. Askerin içinde burç, sur değil mi? Garnizon. Aynen öyle. Yani tersane, bunların hepsi ne tarafa doğru giriyor? Kale falan askerin içine girer. Bunun rahatlıkla ayrımını sınavda yapacağınızı düşünüyorum. Tabii mimariyle bakıldığı zaman Karahanlılardan günümüze kalmış en önemli eserler Ayşe Bibi Türbesi. Doğru mu? Başka ne var? Ve Arap Ata Türbesi. Gaznelilerden kalan Leşkeri Bazar Camii ve Ribat-ı Mahi, yani Mahmud'un ribatı demektir. Yine bakıldığı zaman Zafer Kuleleri gene Gazneler'den günümüze kalmıştı. Büyük Selçuk Devleti'nden günümüze kalan Diyarbakır Ulu Camii. Bana göre Diyarbakır Ulu Camii Büyük Selçuklara ait değil de. Biz öyle diyoruz. Hep genellikle hep onunla özdeşleştiriyor. Neyse. Diyarbakır Ulu Camii diyelim ve şunu unutmayalım. Büyük Selçuk Devleti camilerin lakabı, yani BSD'ye ait camilerde genelde Cuma kelimesine rastlarsın. Mescid-i Cuma, bilmem ne Cuma. Cuma kelimesi kimle özdeşleşmiştir? Büyük Selçuk Devleti'nin mimari eserleriyle özdeşleştiğini söyleyebiliriz. Sanatta ise güzel yazı yazma sanatı olan hat meydana geliyor. Biliyorsun hatla uğraşana hatlat denir. Bilinen ilk büyük Türk hatlatı Amasyalı Yakut'tur. Doğru mu? Ayrıyetten bakıldığı zaman perspektif kurallarına uymayan, içinde çizilen kişilerin şekillerinin büyüklük ve küçüklüklerine göre değişen, statülerine bağlı olarak değişen, resmin yerini alan minyatür sanatı vardır. Ve minyatür sanatının en önemli temsilcilerinden biri yine Cezeri'dir. Cezeri Otomato adındaki bir eserde yapmış olduğu mekanik tasarımların hepsini minyatürlü çizmiştir. Yine baktığımız zaman bir başka sanat dalı ise yükselenler açısından konuşalım. Çinicilik vardır, telkari dediğimiz gümüş işleme sanatı vardır, malakari dediğimiz duvar süsleme sanatı vardır. Yine baktığımız zaman değerli arkadaşlar halıcılık, dokumacılık, maden işlemeciliği, bakın çadırcılık hala devam eder. Bunların hepsi var. Ama burada bir tane daha var. Kitap süsleme sanatı olan tesiptir, uğraşana müzehip denir değerli arkadaşlarım. Bunu da bilelim, mimari ve sanat. Tamam mı? Şimdi şeyde şu an ben anlatıyorum ama büyük ihtimal arkadaşlarımız
Bir kere daha bu noktada uyarayım. Video ders notundan kesinlikle takip etmiyoruz. Sadece dinleme yapıyoruz. Bu dinlemeniz size ileride çok fayda sağlayacak. Sonra video defter notundan veya herhangi bir konu anlatım kitabından okuyun, tamam? Yazı dil edebiyat. Tabii bu dönemde yazı dil edebiyat deyince Karahanlılar ilk Türk İslam eserlerini vermişlerdi. Hatırlayın yazı eserleri. Yusuf Has Hacip. Normalde Balasagunlu Yusuf'tur. Ancak Ulu Kara Buğra Han'a sunmuş olduğu Kutat Gubilik eserinden sonra kendisi Hacip Bey'e yükseltiyor. Daha sonra kendisi Has Hacip oluyor. Zaten bakın ne diyoruz? Yusuf Has Hacip. Tabii ilk eser olan, ilk yazı edebi eser olan burada bir siyasetname özelliği taşımıştır. Neydir değerli arkadaşlarım? Mutluluk veren, bilgi anlamına gelen Kutat Gubilik. Tabii bir başka önemli adam, hepimizin bildiği ilk Türkçe ansiklopedik sözlüğü yazan, etnograf, kartograf olan, dil bilimci olan kimdir? Kaşgarlı Mahmud Yazı. Eserin adı neydi? Divan Lügati Türk. El Muktedi Billah sunmuştu bu eserin Arapça olarak. Arkadaşlar yüzlerce kelime, Türkçe kelime var, yüzlerce deyim var. Ve bir de Orta Asya Türk haritasını gösteren bir harita vardır. Bunu da bilelim. Kaşgarlı Mahmud. Yine bir başka adam. Edip Ahmet Lük'teki hakikatlerin eşiği anlamına gelen neyi yazacaktır? Atabetül Hakai yazarken Yesevilik tarikatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi ise değerli arkadaşlarım bütün şiirlerini topladığı Hikmet adındaki bir kitabı vardır. Yani kastettiğimiz Divan-ı Hikmet'tir. Ahmet Yesevi'nin mezarını bulur üzerine türbe yaptıran adam ise Timur olacaktır. Bunu da bilelim. Oldu mu? Yine Gaznelilerde Utbi denen adam Tarih-i Yemin diye bir eserini yazarken Firdevsi yine Gaznelilerde Şehname adındaki bir eser yazacaktır. Şehname'de İran-Turan mücadelesi anlatılacaktır. Hatta Şehname adlı eserde Afrasiyap olarak geçen Türk hükümdar, İskit hükümdarı Alper Tungur. Ali Şirnevaydı, Timurlar zamanında yaşamıştır. Kendisi Muhakkemetül Lügateyn adındaki bir eserle Türkçenin Farsça ve Hintçeden daha üstün olduğunu belirtmeye çalışmıştır. Önemli bir kişidir. Yine Nizamül Mülk, devlet nasıl yönetilir? Devlet halkına nasıl davranmalı? Halkın devlete veya devletin halka karşı sorumluluklarını anlattığı eser nedir? Siyasetnamedir. Vezir Nizamül Mülk, Büyük Selçuk Devleti'nin bir veziridir ve ilk Türk Atabeyidir biliyorsunuz. Yine bir başka adam ise değerli arkadaşlarım Ömer Hayyam Rubailer'le biliyorsunuz. Aşk, dua, cennet, cehennem, ahiret konularını işlemiştir. Kim? Ömer Hayyam'dır değerli arkadaşlarım. Yine Gazeliler Devleti'nde Sebük Tegin diye bir adam var. Pentname. Yaşadığı tüm olayları onu yazmıştır ve onu da anlatmıştır ki bundan sonra gelecek komutanlar ve devlet adamları daha evvelden yapılan hatalara düşmesin diye. Evet, böylelikle Müslüman Türk Devletleri'nin genel tekrarının kültür ve medeniyet kısmını sizlerle beraber bitirdik. Kendinize çok dikkat edin. Osmanlı, Anadolu Selçuk Devleti ve Osmanlı Devleti'ye devam edeceğiz. İleriki videolarımıza kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.